İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca... ...artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin, dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu, diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız... Yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsanız, şu dağa kalk, denize atıl derseniz dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız. İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek... ...bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bu yetkiyi sana kim verdi, diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı? İnsanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. Tanrı'dan dersek bize, öyleyse ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek, halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor. İsa'ya, bilmiyoruz diye yanıt verdiler. İsa, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim, dedi. Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, oğlum git bugün bağda çalış, dedi. Oğlu, gitmem, dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, olur efendim, dedi ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? Birincisi, diye karşılık verdiler. İsa da onlara, size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar, dedi. Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca, üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi, oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım, dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağda ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak.